Farkında değilim ama sanırım Akaş'ın yaptıklarının sebebi benim. Hayır, sen değilsin Yaş. Bu bir alın yazısı. Bu Tanrı'nın isteği. Bu hatayla olan bir şey. Oğlum, gerçeği öğrendiğin anda hemen gittin ve o çocuğu bu eve getirdin. Benim iznimi bile almadan, bu evde yaşayan herkesin kalbinde ona yer açmak için uğraştın. Bir anlamda bunu başardın da. Ama hiç olmayacak bir hata yaptın Yaş. Akaş'ın senin gibi olacağını sandın ve kendi haklarını da dahil olmak üzere her şeyini bir tabağa koyup ona sundun. Ama o bunu sindiremedi. Ne ilişkilerimize, ne de varlığımıza saygı gösterdi. Eğer her şey böyle devam ederse ve aynı şekilde davranırsa, korkarım ki bir gün bütün ailemizin dağılmasına sebep olacak. Buna asla izin veremem. Bak, senin bir an bu evden gitmene izin verdiğimi düşün. Senin yokluğunda her şeyle Akaş nasıl ilgilenecek ki? Eğer bugün sen gidersen, benim sorumluluklarımı üstlenecek birini nereden bulacağım ben, söylesene. Beni iyi dinle Yaş. Bugün baban sana bir emir veriyor oğlum. Senden bu evden gitmemeni rica ediyor. Yaş, gelinim Artı ile sana güvendiğim kadar hiç kimseye güvenemiyorum. Buna karım da dahil. 30 yıl boyunca beraber olduğum ve bütün iniş çıkışları beraber yaşadığım hayat arkadaşım da dahil. Ona bile güvenmiyorum. Bunu böylece söylemekte çekince de görmüyorum. Çünkü Gayatri'nin hiç de olgun olmayan tavırlarına şahit oldum. Körü körüne olan bu bağlılığın ona neler yaptırabileceğini asla bilemeyiz. Bu sorumluluğu kabul et Yaş. Al. Al. Beni duymuyor musun sen? Peki. Demek beni dinlemeyeceksin. Baba. Bu evden gidecek misin? Çocuklarını ve karını alıp buradan gidecek misin? Git. Ama baban için son bir kere daha dua edeceksin Yaş. Baba, sen ne yapıyorsun? Baba. Baba, baba, baba. Ne yapıyorsun? Hayır baba. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz baba. Hiçbir şey senden değerli değil baba. Hiçbir yere gitmiyoruz. Baba. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere. Hiçbir şey yapmadan durursan neden duaların kabul olsun? Çünkü o bize akıl vermiş. Bu bizim mücadelemiz ve bizim hakkımız. İnsanlar sana hiçbir şeyi vermez. Ben artık benden haklarımı kimin aldığını bulacağım. Sen de izlemeye devam et. Akaş, Akaş dur!
Nereye gidiyorsun? Senin buradan gitmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? İçeride oturan o babam denen kişi aklını kaçırmış. Çıldırmış gibi hareket ediyor. Terbiyeni takın, o benim babam. Hey! Bağırma bana. Neden sızlandığının herkes farkında. Çünkü mallar senin üstüne geçirilmişti. Ama artık ben geldim ve seninle ben ilgileneceğim. Sana yapman gerekenleri öğreteceğim. Sen babanın mükemmel oğluydun, değil mi? Hey! Tatlı çocuk, sen annene verdiğin sözü unuttun galiba. Bugünden sonra yaş bir daha bana el kaldıramayacak. Annem gibi ben de Akaş'ın bütün şartlarını kabul ediyorum. İşte bu. 30 yıl boyunca benim hakkımı sen yedin. Hepsinin hesabını soracağım senden. Ben artık buradayım. Ve peşini bırakmayacağım. Akaş dur. Sen ne yapıyorsun? Defolun. Ne yapıyorsun? Yaş neden bir şey yapmıyorsun? Akaş. Akaş yeter. Yeter artık. Sen delirdin mi? Yaş neden bir şey yapmıyorsun? Pankaç abi. Pankaç abi. Sen babanın iyi oğlu gibi davranırsın öyle mi? Ben şimdi sana gösteririm. Babasının lütfen en iyi oğluymuş gibi davranıyor. Lütfen gel. Akaş deliymiş gibi davranıyor. Hakkımı almak için döndün. Yaş lütfen bir şey yap. Nasıl alacaksın göster hadi. Akaş kes şunu. Pratik. Pankaç abi. Sana iyi bir ders vereceğim. Demek babanın en iyi oğlu sensin ha? Yaş sana el kaldırmamak için yemin etti. Ama ben etmedim. Demek öyle. Şimdi de sen mi beni döveceksin? Evet Akaş. Birileri sana nasıl davranacağını öğretmek zorunda. Sen örtüye el mi kaldırdın? Kimsenin yoluma çıkmasına izin vermeyeceğim. Hey, hey Yaş abi. Yaş ne yapıyorsun? Akaş. Hey Yaş, neler oluyor? Yaş, ona neden vuruyorsun? Bırak onu, bırak. Akaş, sen ne yapıyorsun? Siz ikiniz ne durun. Yapıyorsunuz? Durun. Akaş. Yapmayın. Neden kavga ediyorsunuz? Akaş. Durun. Akaş. Yaş. Akaş. Hey. Yaş abi. Durun yapmayın. Durun ayrılın. Bırak. Akaş yapmayın. Durun. Yaş. Bırak. Ayrılın. Yaş bırak. Ayrılın. Hadi. Neden vuruyorsun? Yaş dikkat et. Akaş dur. Yaş. Yaş bırak onu. Neden kavga ediyorsunuz? Onu öldüreceğim. Bırak.
Akaş! Akaş bırak! Onu bırak Akaş! Yaş! Akaş! Akaş bırak! Ölmemi istiyorsun, senin bırak bir diyorum! Bir sözünle muma dönecek biri değilim! Çekil! Akaş! Çekil dedim sana! Aa! Gayatri! Anne! 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 Acele edin. Çekilin, çekilin, çekilin. Artı sen de dikkat et. Doktor, annem nasıl? O iyi olacak değil mi? Bakın, annenizin durumu çok ciddi. Onu birazdan ikinci ameliyata alacağız. Doktor, lütfen onu kurtarın. Lütfen, lütfen. Bakın, biz elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi hepiniz dışarı çıkın lütfen. Biz de işimizi yapalım, buna izin verin. Lütfen, herkes dışarı çıksın. Hadi. Lütfen, herkes dışarı çıksın. Yüce Tanrım, yengem bugün bu iki kardeşin kavgası yüzünden hastanede. İnsanlar annelerinin oğullarının kraliçesi olduğunu söyler. Ama yengemin böyle bir kör talih olduğu için ona acıyorum. Dört oğlu olmasına rağmen bugün düştüğü duruma bak. Tanrı ona yardım etsin. Masum görüntülerin arkasında şeytani emeller vardır sözünü duydun mu? Sanki senin için söylenmiş. Çok doğru söyledin hala. Annemizin bu durumu tamamen onun üvey oğlu yüzünden. Bu uğursuz herif yüzünden oldu. Akaş, hastanedesin. Yavaş konuş. Nedenmiş, ha? İstediğim kadar bağırırım çünkü annemin senin yüzünden bu durumda olduğunu herkes biliyor. O üvey oğlu yüzünden hastanede can çekişiyor. Sana ne dediğimi duymadın mı? Ne? Ne dedim sen? Ha? Ha? Akaş lütfen. Babam burada. Çekil şuradan, çekil. Ha? Ne diyorsun ha? Söyle. Söyle. Yüzüme söyle. Akaş. Bir kelime daha edersen neler yapacağımı görürsün. Hey! Ne yapacaksın ki? Beni korkutamazsın. Senden korkmuyorum.
Ben ne istersem söyler ve yaparım. Sana ne ha? Hadi ne yapacaksan göstersene. Anne ve oğul arasındaki ilişkiyi anlamayan ve aile bağlarına önem vermeyen bir adamın başkalarına parmak sallamaya hakkı yoktur. Anladın mı? Gördüğün gibi, her zamanki gibi, yine herkesin gözünde kahraman oldu. Ben her zaman şanssız olduğuma inandım. Ama hayır, sen bu konuda bile beni kandırdın. Şöyle bak Akash. 30 yıl boyunca babandan kimliğini almak için uğraştın. Herkesin laf etmesine ve dalga geçmesine katlandın. Ama babanın adını aldığında ve aile sahibi olduğunda baban ne yaptı? Seni evinden dışarı attı. Bütün her şey Yaş'a ait. Ve şu an iki oğlu da yanında. Peki baban ne yaptı? Baban sana hiç oğlu gibi davranmadı. Sen sadece Gayatri anne sayesinde varsın ve istediğini yapabilirsin. Ama bugünkü duruma bakarsak her an her şey olabilir. Demek istediğimi anlıyor musun Akash? İfade edebildim mi? Sadece Gayatri anne değil. Senin durumun da can sıkıcı. Buraya yaralarıma tuz mu basmaya geldin? Git buradan! Saçma sapan konuşuyorsun. Ben sana bir şey olmasını istemem. Ama görüyorsun ki zaman geçiyor. Sadece diyorum ki fazla zaman geçmeden harekete geçmek zorundasın. Gayatri annenin iyi olduğu zaman sana vermediklerini şimdi nasıl alacaksın bilmiyorum. Sen haklarını alacaksın ve Yaş ait olduğu yere gideceksin. Bulmaca çözer gibi konuşma. Açık açık söyle. Tanrı seni korusun evlat. Sen her zaman mutlu ol. Benim için dua edin. Çünkü annemin her zaman hayatımda olmasını istiyorum. Ben bundan daha büyük bir mutluluk bilmiyorum. Kalbinde annesi için bu kadar çok sevgi barındıran bir kişinin duaya ihtiyacı yoktur. Yaş, annemin ameliyatı bitti. Gerçekten mi? Annem iyi değil mi? Doktor annemin iyi olacağını söylememiş miydi?
Artı annemin sonunda iyi olacağına hep inandım. Biliyor musun, annem hastane kokusundan nefret ediyor. Bana yaş oğlum, beni hastaneden çıkar diyeceği anı iple çekiyorum. Ne oldu Artı? Neden susuyorsun? Bak Yaş, annemin durumu hala çok kritik. Doktorlar onu 24 saat gözetim altında tutacak. Ancak ondan sonra bir şey söyleyecekler. Kendini bu kadar üzme Yaş. Lütfen. Artı, annem bir an önce iyi olmalı. Yoksa ben dayanamam Artı. Annem iyi olacak. O iyi olacak. Göreceksin Yaş. Biraz sabredeceğiz. Bütün dualarımız onun için zaten öyle. Bir şey olmayacak. Durun. Hastanın durumu iyi değil. İçeri kimse giremez. Sen hemşire değil misin? O benim annem ve ona nasıl bakacağımı bilirim. Hadi çekil. Ama... Burada benim hayatım mahvolurken... Bu da burada uyuyor. Anne! 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 Anne duyuyor musun? Sevdiğin oğlun Akash geldi. Akash, Cynthia. Anne beni dinle. Hadi ama. Anne. Anne. Anne nefes al. Yavaş yavaş nefes al, zorlama. Zorlama, yavaş ol. Anne bak, yavaş ol. Anne, beni affet. Yaşın söyledikleri yüzünden kendimi kaybettim. Beni çok sinirlendirdi anne. Bana çok haksızlık ediyor ve beni aşağılıyor. Babamın ne yaptığını görmedin. Her şeyini o Yaş denen herife verdi. Bu evde benim de hakkım yok mu? Ha? Senin oğlunun da hakkı yok mu bu evde? Anne gerçekten. Beni şu kadarcık bile Cindy ailesinden görmüyorlar. Ve bana hakkımı vermiyorlar. Anne. Anne bana yardım et lütfen. Anne lütfen. Bana haklarımı versinler. Sen benim annem değil misin? Ben senin çocuğun değil miyim? Bana haklarımı geri verin anne. Oğluna hiç mi yardım etmeyeceksin anne? Ha? Anne, polise gittim. Ve Yaş hakkında bir şikayette bulundum. Seni aşağı Yaş'ın ittiğini söyledim. Polis buraya geldiği zaman seni Yaş'ın ittiğini söylemen gerekiyor. Ha, tamam mı? Böylece oğlun, yani gerçek oğlun. Bu evde... Bu ev üzerinde haklarını elde etmiş olacak anne. Bu şekilde daha iyi olmaz mı? Ha, söyle. Mutlu olmamı istemiyor musun? Yaşa gelince de o da ömür boyunca hapiste çürüyecek. Anne, oğluna yardım edeceksin değil mi? Ha? Benim için... Bunu yapacaksın değil mi? Ben senin gerçek oğlunum. Hadi söyle anne lütfen. Ha? Bana yardım et anne. Anne beni duyuyorsun değil mi? Ha? Oğluna yardım edip onun istediklerini yapacaksın değil mi? Lütfen bana söz ver anne, yardım edeceksin değil mi? Polisler buraya geldiği zaman
Hiç tereddüt etmeden ve hiç düşünmeden seni yaşın ettiğini söyleyeceksin. Anladın mı? Kendindesin değil mi anne? Söyle. Anne duyuyor musun? Anne bak senin oğlunum ben. Ben senin oğlunum. Beni duyuyorsun değil mi? Ha? Başka kimseye ifade vermeyeceksin. Ne söylüyorsam onu yapacaksın. Söyle anne söyle. Söyle. Neden söylemiyorsun? Hadi söylesene. Anne. Annemin elini hemen bırak. Durumu çok kritik. Ne yapıyorsun? Ne halde olduğunu görmüyor musun? İstediğin kadar para alacaksın. Bütün mallar ve her şey senin olacak. Ama lütfen annemi rahatsız etme. Durumu hiç iyi değil. İyi, güzel. Ama söylediklerine nasıl inanacağım ben? Önce git ve babamın senin üstüne geçirdiği bütün malların evraklarını getir. Onlar benim üstüme olacak. Üstlerinde benim adım yazacak. Anlıyor musun? Sana istediğin her şeyi alacaksın demedim mi ben? Ayrıca ben sadece annemi istiyorum. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Sen kendine iş insanı diyorsun öyle mi? Senin iş yapmakla ilgili hiçbir fikrin yok. Bu işler nasıl olur bilmiyorsun. Bu kadar büyük mal varlığına karşılık olarak anneni mi istiyorsun? Çok büyük bir kayıp. Bu da sadece senin gibi bir aptala yakışır zaten. Böyle bir işi anlaman mümkün değil. Bana nasıl iş yapacağımı öğretme. Ben kar ve zarar ne demek iyi biliyorum, anladın? Yakınlarına kar zarar olmaz Akaş. Senin tek düşündüğün şey para. Dünyada anneden daha değerli hiçbir şey yoktur. Bunu ne zaman anlayacağını çok merak ediyorum. Sadece annem iyi olsun. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Vay canına. Abicim ve yengecim siz neler diyorsunuz? Gördün mü anne? Ne dediklerini duydun mu? Hiç şaşırma, ikisi de bu tarz konuşmalar yapmak konusunu çok iyi biliyor. Anne, senin gerçek oğlun benim. Her zaman yanında olacağım. Onlara asla güvenemezsin. Seni ne zaman bırakıp gidecekleri hiç belli olmaz. Anne, ne dedim hatırlıyor musun? Onlara güvenme, ha? Bir tanecik annem, bir an önce iyileşeceksin. Sana çok iyi bakacağım. İfade almak için mi geldiniz? İyi de neden? Bu sadece bir kazaydı. Evet memur bey, şikayeti kim yapmış? Böyle bir şeyi kim yapar ki? Hala, acaba sen... Ne? Yok hayır, yemin ederim ben etmedim. Neden böyle bir şey yapayım? Sizin haberiniz vardır. Kimi şikayet ettiğini biliyor musunuz? Söyleyin. Bilmiyoruz. Çünkü bize ismini söylemedi. Anne. Anne. Ha? Polis geldi.
Hatırlıyorsun değil mi? Sonuçta biz bir şikayet aldık ve işimizi yapacağız. Bayan Gayatri'nin ifadesini almalıyız. Hayatta çok önemli ve gerekli olan bazı şeyler var. Polisi aramak da çok iyi bir şey yaptı. Eğlence şimdi başlıyor. Biri bize Bayan Gayatri'nin kasten itildiğini ve onun üzerine düştüğünü söyledi. Aile içinde tartışma olabilir. O yüzden ifadesini almak istiyoruz. Bakın, onların hepsi kazaydı. Doğru söylüyorum. Neyse ne. Bayan Gayatri söyleyecek. Neler olduğunu anlatın Bayan Gayatri. Biri sizi kasten itti ve düşmenizi mi sağladı? Anlatın lütfen. Konuşun. En azından deneyin lütfen. Kimse itmedi. Ayağım kaydı ve düştüm. Benim hatam, dikkatsizlik ettim. Anne, ne diyorsun? Doğruyu söylesene, yaş seni itmedi mi? Hadi söylesene. Ben. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gidelim. Anne. Neden söylemedin? Çünkü... Ben... Yaşa çok... Büyük... Büyük haksızlık ettim ben. Bütün sevgimi ve ilgimi sana verip yaşı çok üzdüm. Senin sevgine kapılıp ondan uzaklaştım. Çok yanılmışım ben. Görüyorum ki yaş benim gerçek oğlummuş, bana bağlıymış. Beni çok seviyormuş. Benim oğlum Yaş her zaman çok iyi bir evlat oldu. Ama
Ben ona iyi bir anne olamadım. Evet, sen haklıydın. Ben kör oldum. Beni affet. Lütfen affet beni. Hayatımda ilk defa senin söylediklerini dinlemedim. Artık çok geç. Özür dileyerek geçmişi geri getiremem. Olanları değiştiremem. Ama hepinize teşekkür etmek istiyorum. Anne. Anne. Anne dayan biraz. Hemen doktor çağırıyorum. Pankaj. Gayatri, kendini yorma. Doktorlar konuşmanı yasaklamışlardı. Hayır. Son bir defa senin söylediğini yapmayacağım. Lütfen bırak konuşayım. Rada. Kucağıma bir elmas tanesi bıraktığın için sana minnettarım. Böyle bir haksızlık senin sayende düzelmiş. Düzelmiş oldu. Gayatri, haksızlığı düzelttiğimi söyleyerek asıl bana iyilik eden sensin. Halbuki ben senden özür bile dilemeyi hak etmiyorum. Senin iyiliğin, yetiştirme tarzın ve inandığın değerler sayesinde yaş böyle iyi biri oldu. Ama ben Akaş'ı senin yaptığın gibi büyütemedim. O Akaş çok farklı biri oldu. Beni affet lütfen. Beni affet. Hayır Rada. Anneler asla çocuklarını yanlış yetiştirmez. Doğrusu her evde yaş gibi birini bulmak zordur. Yaş. Evet anne. Sen benim oğlumsun, değil mi? Baksana. Annen
ne hallere düştü. Anne. 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 Yaş. Evet anne. Hayatım boyunca bütün aileye baktım. Yine kendi ellerimle sonunda mahvet. Yaş, annenin bu hatasını düzeltmeni ve aileyi bir arada tutmanı senden istiyorum. Herkes barışsın. Bu benim senden son isteğim olsun oğlum. Olur anne. İstediklerini yapacağım anne. Sen de bir an önce iyileş. Her şey yoluna girecek. Arti. Evet. Söyle anne. Kayınvalideler gelinlerini eğitir. Ben de sana çok şey öğrettim. Ama benim de sana hata yaptığım zamanlar oldu ve sen benimle her zaman ilgilendin. Bana doğru ve yanlışı bile bazen sen gösterdin. Hayır anne. Senin gibi bir kayınvalidem olduğu için asıl ben çok şanslıyım. Başka bir şey söyleme anne. Lütfen. Konuşma. Sen sadece iyileşmene bak. Bütün gelinlerinin sana ihtiyacı var. Senin duaların, sevgin ve desteğin olmadan olmaz anne. Çok yaşa. Yaşıma çok iyi bak. Onu destekle. Oğlumu hiç bırakma. Anne, anne. Yaş, yaş. Anne. 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 Gayatri artık daha fazla konuşma tamam mı? Biraz dinlen. Ben gidip hemen doktor çağıracağım. Baba bekle. Bekle ben gidip çağırırım. Yaş çabuk ol. Geliyorum. Yaş. Anne. Yaş. Yaş. Beni bırakma ne olur. Lütfen gitme. Anne. Lütfen anne. Gitme. Lütfen gitme. Lütfen. Sakın beni bırakma. Anne. 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 Anneciğim. Ah!
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.